Şimdi vekalet yoluyla kurban diyorlar. Veya marketlerde 14 kilo koç 3400 lira diyorlar. Marketler bu konuda reklam yapıyorlar. Böyle bir kurban usulü yoktur. Uzmanlardan kurbanlıklarla ilgili uyarı geldi. Kurban edilecek hayvanın başka bir hayvanın etiyle karıştırılmaz. Kurban edilecek bir koyunun özellikle ancak bir hissedarı olur. Kurban bayramı geldi çattı. Peki kurbanlıklar nasıl kesilmeli ve nelere dikkat edilmeli? Kurbanlığa uygun olup olmadığını araştırması ve öyle alması hem dini bir sorumluluktur hem vicdani bir sorumluluktur. Sorunların yanıtını Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik verdi. Çelik, Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Tesisine giderek kurban hakkında vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Bir koç 3'e 4'e bölünmez. Eti kesip paketleyip dolaplara koymak, bunu kurbanlık olarak satmak, kurban vazifesini yerine getirmek değildir. Çelik kurbanlıklarda dikkat edilmesi gerekenleri de anlattı. Sağlıklı olması lazım, dişleri olması lazım, boynuzu, kulağı, gözü olması lazım. Eğer doğuştan bu dediğim eksikler varsa diş hariç bu kurban edilme engel değildir. Ama sonradan olmuşsa bunlar kurban edilmez. Çelik, hayvan satış yerlerinin hijyen, hayvanların da kurbanlık şartlarına uygunluğunun da önemli olduğunun altını çizdi.